Dün tanıştığım bir aileye bir konuda hayran oldum. Zengin bir aile ama 8 yaşındaki çocuklarının yaşıtları gibi iPad bağımlısı olarak yaşamasını istemedikleri ve hayatı öğrenmesi için onu yaz boyunca bir pazarcının yanına çırak olarak sokmuşlar. Oğlanın yaşıtları partide gezerken o Alaçatı'da pazarcı esnafı arasında deyim yerindeyse pişiyor. Belki babamın zamanında çocuğu çırak vermek sıradan bir eğitim yöntemiydi ama bugün çok sıra dışı ve cesur bir düşünce. Kimselerin düşüncesine bakmayan, el alem ne der demeyen bir düşünce. Yaşıtları arasında belki çocuğun küçümsenmesini, aile dostlarının aile olarak onlara dudak bükmesini gayet güzel göze almışlar. Hayat dediğin şey zaten göze almak değil mi? Hayatın gözdesi olmak ancak ve ancak göze almakla mümkün. Misal, birkaç yumurta kırmadan ne derler bilirsiniz, omlet yapamazsın. Bir gün rezil olma ihtimalini göze almadan şöhret olamazsın. Kaybetme gerçeğiyle her an yüz yüze gelmeden çok para kazanamazsın. Ömür boyu bağlı kalmayı göze almadan çocuk yapamazsın. Bence zaten yapmamalısın da. Herkes yapmak zorunda değil. Boşuna ağlamayalım yani. Kazanamadıklarımız, kaybetmeyi göze alamadıklarımız yüzündendir aslında. Zira hayat dengedir. Peşin vermeyene vadesi geldiğinde ödeme yapmaz. Her kaybeden kazanacak diye bir şey yok ama büyük kazananlar hep vaktiyle kaybedenlerden çıkar.